Hikmet Hazinesinden Damlalar programımıza hoş geldiniz. Bugün yine 16. yüzyılda Mavera-ı-Nehir topraklarında hükümdar ve sanatkar olan Ubaydullah Han'ın hayatı ve eserlerini incelemeye devam edeceğiz. Ubeydullah Han hükümdar akrabalarını şiirlerinde tenkit etmektedir. Kardeşleri kim padişahtır barısı, öz işleri birle mübteladır barısı, barısı bolup ne işke ne elge yarar, baş başka kozin başka baladır barısı. Yani şairin dediğine göre akrabalarım, tüm bu akraba kardeşler hepsi birer padişahtırlar. Ama hepsi kendi işleriyle meşguldurlar. Onların hepsi hiçbir işe yaramaz. Halkına da faydası olmaz. Baş ayrı, göz ayrı. Hepsi bir beladır, diyor şair Ubeydi. Hem tek erkek evlat olması hasebiyle hem de akrabalarının bencilliklerinden dolayı Ubeydullah Han çoğu zaman kendini yalnız hissetmiştir. Bunu biz şiirlerinde de görebiliriz. El köplüğünü közge nece ilgeysiz, yalğız kişiden ham nece kesilgeysiz, yalğız deb ani kesilgeysiz andın kim, yalğız nin erur yarı huda bilgeysiz. Yani halkın çokluğunu kabullenerek göze alırsınız. Tek kalan kişiyle irtibatınızı koparırsınız. Onu yalnız sanırsınız. Halbuki bilmezsiniz ki tek kalan kişinin yarı, dostu Allah'tır, diyor Ubeydullah Han. Türkistan tarihçisi Profesör Doktor Mehmet Saray'a göre Özbekler 16. yüzyıl boyunca Türkistan mıntıkasının en güçlü hanedanlarını ortaya çıkarmışlardır. Türkistan coğrafya olarak batıda Hazar Denizi ile Horasan Dağları, doğuda Doğu Türkistan bölgesi ve Altay Dağları, güneyde Hindikuş ve Kuhu Sefid Dağları, kuzeyde Kazakistan bozkırlarının kuzey sınırları arasında kalan yaklaşık 5.340.066 kilometre karelik bir sahayı içine alan bölgedir. Türkistan esasen Türk adının, dilinin, tarihinin, kültürünün, medeniyetinin ve töresinin, kısaca Türk'e ait her bir şeyin ortaya çıktığı ata yurdumuzdur. Ubeydi'nin Türk edebiyatı tarihindeki hizmetlerinden biri de kuşkusuz onun rubai türündeki başarısıdır. Zira şair rubai yazma konusunda çok mahirdir. O Türkçe'de 430, Farsça'da 418, toplam 850'ye yakın rubai kalemi almıştır. Cephedeki rakibi olan Timurlu Baburşah, aynı zamanda rubai alanında da onun rakibi olmuştur. Zira Babur, Çağatay edebiyatında rubai ustası olarak bilinmektedir. Ubeydi, rubai konusunda esasen Alişer Nevai'den etkilenmiştir. Anlam açısından fikir ve düşünceleri derin ve açık, sade ifade tarzına, zengin edebi sanatlara sahip, umut verici kederlerle yoğrulmuştur. Ey yar, kömül işini buzup bolmaydır, ağyar cefasığa tozup bolmaydır.
Har neçe uzay könlümnü dermen senden, sen de kişiydin köngül üzüp bolmaydır. Yani ey yar, gönül işi asla bozulamaz, yıkılamaz. Ağyarın yani düşmanın cefalarına dayanılamaz. Her ne kadar gönlümü senden koparayım derim. Ama senin gibi kişiden asla gönül koparılamaz, diyor Ubeydi. Ahmed Yesevi'yi methettiği hikmetlerinde Ubeydi şöyle diyor. Hem ışk ehli sadıkı uşşak hayli vamıkı, didar genci aşıkı Sultan Hacı Ahmed Yesevi. Oğlu şahid olgan zaman, berdi haber biz natuvan, ilki atın berdi revan Sultan Hacı Ahmed Yesevi. La zâle re'sus sabirin, manzuru küllün nazirin, sultanı küllül arifin, Sultan Hacı Ahmed Yesevi. Açıklaması: aşk ehlinin sadık dostu, aşıklarının vamık gibi seveni, aşıkların zengin didarı, sevgilinin yüzü olan Hoca Ahmed Yesevi. Oğlu şehit olduğunda biz zavallılara haber vermişti. Katile ise sevgili binek atını hemen vermişti. Büyük sabır sahiplerinin başı, tüm ariflerin sultanı Hoca Ahmed Yesevi'dir. Ubeydi'nin burada değindiği olay şöyledir. Ahmed Yesevi'nin İbrahim adlı oğlu 7 yaşında Suri adındaki cahil bir topluluk tarafından katledilmiştir. Pir-i Türkistan arada kan davası olup savaş çıkmasın diye çok sevdiği atını ve hatta kavminden bir kızını bile katillere hediye etmişti. Büyüklerin işlerine akıl ermez denildiği gibi bu kız yıllar sonra o cahil kavmin hidayetine vesile olmuş ve onların aralarından büyük evliyalar yetişmiştir. Bundan dolayı şair burada sabredenlerin ömrü uzun olsun ve onlara bakanlar tarafından da bu durum görülsün, idrak edilsin mealindeki kelam-ı kibarı nakledmiştir. Şair Ahmed Yesevi'yi yine şu tariflerle övmektedir. Bahtu saadat ahtari, can mahzanının cevheri, hikmet buhari cevheri, Sultan Hacı Ahmed Yesevi. Ey dost kan-ı merhamet, ham bahri ilm-i marifet, Sultan-ı mulk-ü afiyet, Sultan Hacı Ahmed Yesevi. Açıklaması: baht ve saadetin yıldızı, can hazinesinin cevheri, hikmet denizlerinin sultan incisi Hoca Ahmed Yesevi, merhamet kaynağı ve marifet ilminin denizi, afiyet mülkünün sultanı Hoca Ahmed Yesevi. Ubeydullah Han büyük hocası Ahmed Yesevi'yi sadece kendi nefsini değil, aynı zamanda talebelerinin de nefsini terbiye edilmesinde çok etkisi olan ulu bir şahsiyet olarak anmaktadır. Könlümde kalmazdır gamım, sır gibi bolsa mahremim, ger bolsa bir dem hamdemim, Sultan Hacı Ahmed Yesevi. Bolgan hava yolda sat, aylar hava işini rad, aylar barımızga medet, Sultan Hacı Ahmed Yesevi.
izzet saması havari, hem işk mülki davari, biskin ubeydi yavari, Sultan Hacı Ahmet Yessevi. Açıklaması şöyle: bir anlık bile olsun o zat hemdemim olursa, mahremim sır olup kalsa da gönlümde hiç gam kalmaz. Nefis ve heva yolunda hep set olmuş, reddetmiş. Hepimize medet eyler Hoca Ahmet Yessevi. İzzet gökyüzünün doğusu, aşk mülkünün veziri olan, miskin Ubeydi hizmetçisi olan Hoca Ahmet Yessevi. Ubeydi'nin tasavvuftaki mevkii, sadece onun tasavvufu iyi bilmesi ve özel hayatında tarikat prensiplerine riayet etmesiyle belirlenmiyor tabii olarak. O ilk önce dini tasavvufi edebiyat hazinesine münasip katkıda bulunan istidatlı bir edip olarak edebiyat tarihimizde iz bırakmıştır. Ve bu yönden değerlendirilmesi gerekmektedir. Belirtildiği gibi Ubeydi, hikmet yolunda verimli eser üreten bir şair olarak edebiyat tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır. Onun 1786 beyitten oluşan 220'den fazla hikmetleri sadece adet olarak değil, anlam yönüyle de klasik edebiyatımızın altın hazinesine eklenen büyük katkıdır. Sonuç olarak diyebiliriz ki Ahmet Yessevi ve Şeybanlı sanatkarları arasındaki ilişkiler edebiyat tarihi çalışmalarında, özellikle Yessevilik araştırmalarında tetkik etmeye değer bir konudur. Çünkü aynen Şeybanilerin hükümdarlık ettikleri dönemlerde Yessevili geleneği tekrar canlandı. Yessevi hikmet ekolü revaç buldu.